Herkese merhaba, ben Ertuğ Akgüner. Bugün sizlere birazcık neden omurgayı ısındırıyoruz pilates egzersizlerinden önce ondan bahsedeceğim. Pilates'te bizim dikkat etmemiz gereken şey omurga üzerine çalışma yapıyoruz ve doğru hizalanmayı sağlamaya çalışıyoruz. Ve omurga etrafındaki kasları dengeli bir şekilde geliştirmeye, omurga ve pelvis kasları dengeli bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Genelde diğer videolarda da gördüğünüz gibi biz derslerimizdeki ısınmalara pelvic curl, spine twist, chest lift, chest lift with rotation ya da biraz daha ileri seviyedeki kişilere onları da videoda görebilirsiniz. Roll up, yine spine twist, double leg stretch ya da single leg stretch double leg stretch, single leg stretch ve criss cross egzersizleriyle ısınma yapıyoruz. Bunun sebebini açıklamamız gerekirse ilk yaptığımız hareket pelvic curl hareketi. Önce doğal omurganın omurga nötr pozisyonu buluyoruz, pervisin nötr pozisyonunu buluyoruz, sırt üstü uzanıyoruz. Üst bölge kısmını sabit tutmaya çalışarak başlangıçta artikülasyona kuyruk sokumundan pervisten başlayarak omurları tek tek yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sırt bölgesine kadar geliyoruz bu şekilde. Daha sonra üst tarafı sabitleyerek omurları tek tek ileriye uzatarak bir boncuk gibi dizmeye çalışıyoruz omurların arasını açarak. İkinci hareketimiz ise spine twist'te yaptığımız şey yine üst bölgeyi sabit tutuyoruz. Bacakları table top pozisyonuna aldıktan sonra omurganın alt kısmındaki omurları rahatlatmak amaçlı sağ ve sola rotasyonlarla ısınmasını sağlıyoruz. Daha sonra bacakları indiriyoruz. Omurganın alt tarafında ısınmayı sağlamış oluyoruz. Alt taraf pelvis stabilizasyonunu koruduktan sonra üst bölge için chest lift hareketi yapıyoruz. Bu sefer yukarıdan başlıyoruz boyun kısmından başlayarak sırt bölgesi dahil olmak üzere omurların arasını tek tek açıyoruz. Ve daha sonra tek tek uzayarak yerine diziyoruz. İki, bir sonraki hareket ise dördüncü hareketimiz chest fit rotation hareketi. Aynı alt bölgede yaptığımız gibi üst tarafı bu sefer alt taraf sabit, üst taraf chest lift pozisyonuna getirdik. Ve sağa sola rotasyonla birlikte Gövdemizin üst kısmındaki omurları rahatlatmak ve etrafındaki kasları ısıtmaya çalışıyoruz ve daha sonra da hareket tamamladıktan sonra tekrar sırt üstü yatıyoruz. Böylelikle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Omurga egzersize hazır hale, omurga ve omurganın etrafındaki kasları ısıtmış, egzersize hazır hale getirmiş oluyoruz. Benimlez için teşekkür ederim. Müzik